büyük zaferler kazanacaksınız. İsminiz büyük padişahlarla birlikte zikredilecek. Ancak her zaferin bir bedeli olacak. Kanınız dökülmeden kan dökemeyeceksiniz. Hataya yer yok. En ufak aksilikte hepimizin kellesi gider. Canımız uğrunuzda feda olsun şehzadem. Allah'ın izniyle siz çıkacaksınız tahta. Bu hatunu aradığınızı işittim. Gülbahar Sultan bu akşam biriyle buluşacakmış. Bostancılara haber ver, biz de katılacağız. Derhal paşaya haber ver, Gülbahar Sultan akşam buluşmaya gitmesin. Amasya'dan ötesini acemlere vermeye hazırım. Benim tek arzum şehzademin tahta çıkması. Bizim de arzumuz budur. Nihayet saklandığın delikten çıktın. Sultan Murat hakkın rahmetine kavuştu. Bize başka çare bırakmadı. Artık taht sizindir. İbrahim bile ağlamıyor. Siz niye ağlıyorsunuz? Sakin olun artık. Kimse size dokunamaz. Ben korurum sizi. Kana bulanmaktan korkuyorum. Delikanlı, zalim bir padişah olmaktan korkuyorum. Zalim olmaktan. Ben hiçbir şeyden korkmam. Beni mağlup ettin, âlâ. Lakin sevinme Kösem. Çok sevinme. Zira sevincin kursağında kalacak. Hünkâr oğlunun ölüm haberini alacaksın. Kes sesini. Senin yalanlarına inanacak değilim. Yalan mı, hakikat mi? Evladının cenazesi gelince anlarsın. Yakalayın şunu! Bostancılar, sultanımızı koruyun! Sultan, benim. Endişelenmeyin, kurtaracağım sizi. Yolun sonuna geldin Kösem. Senin de evlatlarının da devri kapandı. Sultanım! 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 Hüseyin Paşa, ne oluyor, ne bu kargaşanın sebebi? Şehzadem, maalesef hünkârımıza bir suikast oldu. Sen ne diyorsun paşa? Şehzadem. Yoksa?
Şehzadem. Şehzadem. Silahlar. Ne oldu hünkârımıza? Bayezid. Ne yazık ki en yakınımdakiler, en güvendiklerim bana hıyanet içindeler o esti. Her defasında en beklemediğim yerden vuruyorlar beni. Hünkârım. Kim? Kim yapmış biliyor musunuz? ...38. Orta'nın çorbacısı Ferhat Ağa.
Lakin siz şükürler olsun tedbirinizi almışsınız. Nicedir şüphelerimiz vardı şehzadem. Bu sebepten tedbirimizi almıştık. Ben sanıp bu masumu öldürmüş Ferhat'a. Ne oluyor? Ne bu sesler? Gel anne bana istedim. Ferhat Ağa'da, onunla birlik olanlar da cezalarını çekecekler. Tıpkı onlara bu emri veren alçak gibi. Hepimize geçmiş olsun hünkârım. Demek ki niyadım dolmamış. Sizi ikaz etmiştim sultanım. Çıkmayın demiştim. Ben acemlerden emin olmak, onlara güven vermek istedim. Benim esas merak ettiğim... sen nasıl haber aldın da yetiştin? Sana haber hatun. Kösem sultandan öğrenmiş. İdris Ağa'dan malumatı alır almaz çıktık yola. Neyse ki tam vaktinde yetiştik. Fakat sultanım... bir daha buradan çıkmanıza izin vermeyeceğim. Hiçbir suretle açılmayacak kapılar. Eğer size bir şey olsaydı ne manası kalırdı tahtın, saltanatın? Hala anlamıyor musunuz? Sizin olmadığınız bir dünyada nefes almak zuldür bana. Sinan Paşa. Hislerin malumum. Ve bu... benim için mühim, kıymetli. Lakin vaziyetimiz aşikar. Ben bir şehzade anasıyım ve benim tek bir davam var. O da şehzadem Bayezid. Hislerini göm. Hisler insanı zayıf düşürür. Hata yaptırır. Sultanım. Şimdi bana söz ver. Başıma ne gelirse gelsin, yaşayacaksın. Ve son nefesine kadar oğlum için savaşacaksın. Söz ver bana. Sözüm söz sultanım. Vaktin daralıyorsan haber. Ne biliyorsan anlat. Gülbahar Sultan hala yaşıyor mu? Paşa dediğin kim? Konuş. Seni hiç anlamıyorum Farya. Neyin çabası bu? Kimin için? Ne diyorsun sen? Ne olacağını sanıyorsun diyorum. Çocuğunda onca ne olacak? Evladını elinden alacaklar. Ve Sultan Murat ölüm fermanını verecek. Tıpkı Ayşe Sultan'a yaptığı gibi. Yerinde olsam hiç vakit kaybetmez kaçardım bu saraydan. Kendini değilse bile doğacak çocuğunu düşün. Sana mı kaldı bana akıl vermek? Hı? Ben Sultan Murat'ın nikahlı karısıyım. Ve buradan ancak ölüm çıkar. Anladın mı? Ölüm. Çöz şunun ayaklarını.
Herkes gerçek yüzünü görecek. Kalk. Bırak. Şuma da yürü. Validem. Validem geçecek. Hacı ağa, nerede kaldı bu hekimler? Validem ölüyor. Şimdi gelirler sultanım. Nasıl oldu peki? Validem nasıl bu hale geldi? Biz tam Gülbahar Sultan'ı yakalayacakken yüzleri kapalı birileri geldi ve bize saldırdılar. Bu hengamede Gülbahar Sultan kaçtı. Vadi Sultanımız da fenalaştı. Hacı ağa, neler söylüyorsun sen? Allah'ım neler duyuyorum. Gülbahar Sultan yaşıyor mu? Hı. Gülbahar Sultan yalnız değil. Bayezid'le ittifak içinde. İnşallah validemiz bir an evvel ayaklanır. Yoksa hepimizin sonu fena. Tamam. Tamam validem geçecek. Lalezar kalfa. Gör bak. Hünkârımızın koynuna yolladığın hatun nasıl bir hain çıktı? Sultanım ne diyorsunuz? Gülbahar Sultan ölmemiş. Çanakkale hatunda onun casusuymuş meğer. Yalan söylüyorlar, sakın inanma. Ben hain falan değilim. Asıl yalan söyleyen kendisi. Siz derhal has odaya gidin. Sultanımızın vaziyeti acil. Kösem Sultan'a bir şey mi oldu? Maalesef sultanım. Kendinde değiller. Ben sultanımıza yardım edebilirim. Kes sesini. Kim bilir ne hainlikler var yine aklında. Benim tek düşündüğüm valide sultanımızın sıhhati. Ne oldu bilmiyorum. Lakin ben yardım edebilirim. Beni ona götür. Nedir o içirdiğiniz? Şıra mı? Sakın içirmeyin. Daha kötü olacak. İnanmayın bu hatuna. Gülbahar Sultan'a haber yollarken yakaladım. Sakın güvenmeyin. Gülbahar mı? Sen de mi? Sultanım, benim hiçbir suçum günahım yok. Hacı ağa, sen biliyorsun. Her daim sultanımızın yanındayım. İzin verin yardım edeyim. Hastalığı belli hatun. Tatlı verince iyi gelir. Hayır, sakın vermeyin. Öldüreceksiniz sultanımızı. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hatun doğru söylüyor şehzadem. Sultanımız fenalaştı. Validem. Ben sultanımızın şifasını biliyorum. İzin verin yardım edeyim. Neymiş şifası söylesene. Su. Evvela su vereceğiz. Ben tamam diyene kadar su içmesi gerek. Daha sonra ben bir merhem hazırlayacağım. Çemen otu, acı baklı otu ve zerdeçal gerek bana. Hekim kadın, ne duruyorsunuz? Getirsenize söylediklerini. Siz de durmayın, su getirin çabuk. Çemen ve zerdeçal var. Ancak acı baklı otu yok. Sarayda bulunmaz. Ben bulurum. Validem, dayanın. Ben seni yeniçeri kullarımı zapt et diye ocağın başına geçirdim. Sen gözünün önündeki ihaneti görememişsin. Hünkârım, ben her ortaya güvendiğim birini yerleştirdim. İfşa olmuş. Ondan gizli yapmış soysuzlar. Biliyorum bu mazeret değil. İhmalim büyük, cezama razıyım. Ne cezası Kemakeş? İzahat ver. Başka kim var bu işin içinde? Bütün ağalar sorgu sual ediliyor hünkârım. Anlaşılan o ki ihanet çemberi Ferhat Ağa ve ortasından ibaretmiş. O vakit topyekun bir isyan değil. Değil paşam. Aralarından kaçmaya teşebbüs edenler olmuş. Sabaha kalmaz hepsini yakalayıp orduya getiririz.
Ben mi hata yapıyorum? Yok yere herkesten şüpheleniyorum diye hayıflanırken. Şu hale bak Mustafa. Hıyaneten yakınımdan geldi. Kanımdan. Hünkârım. Şükürler olsun ki sağ salim başımızdasınız. Doğrusunu söylemek gerekirse Şehzade Bayezid'den ben de şüphe etmezdim. Neden? Yerime neden göz diktin? O büyük yangından sonra tahtta senin oturmanı haykıran bir kadın çıkmıştı karşımıza. Onun sözleri mi cesaret verdi sana? Keşke, keşke sen değil de şehzademiz olsaydı tahta. Yahut validen mi zehirledi seni? Bayezid'i tahta çıkartmak istemişsiniz. Hünkârım ben asla... Yoksa meftun olduğun hatunun canını almanı istediğim için mi? Abi... Gerekeni yap Bayezid. Yapmam demiştin. Sana ihanet etmem demiştin. Bilin ki fitne ehlinin sözlerini yüreğinde, zihninde kapalıdır. Bizim aramızda çok güçlü bir köprü var. Ve her kim bu köprüyü yıkmaya kalkar altında ezilir. Hünkârım, Rabbim şahidim olsun ben size zinhar ihanet etmem. Neden Bayezid? Neden? Yerime neden göz diktin? Yanlış bir şey yapmadığına eminsin değil mi? Eminim sultanım. Bana güvenin. Nasıl oldu validem? Su içiriyorlar. Vaziyeti aynı. Sen getirdin mi Senem Berat'ın söylediklerini? Al hatun, ne yapacaksan bir an önce. Emredersiniz şehzadem. Siz su vermeye devam edin. Bana bir hançer lazım. Hançer mi? Ne yapacaksın hançeri? Sultanımızın vücuduna küçük bir kesik atmam lazım. Merhemi oraya süreceğim. Ne istiyorsa verin. Bana bak hatun. Eğer validem iyileşmezse bu saraydan sağ çıkamaz.
Ne diyorlardı Gülbank'ta paşam? Baş üryan, sine püryan, kılıcımız alkan. Nice başlar kesilir, hiç olmaz soran. Eyvallah, eyvallah. Bakalım bu gözler daha neler görecek. Baş kaldıranın başı kesilir elbet. Destur! Sultan Murat Han hasretleri! Bu hain ve onun ordusu rahmetli abim Sultan Osman'ı katleden 65. ordunun izinden giden alçaklardır. Dün gece canıma kastettiler. Lakin muvaffak olamadılar. Ferhat Ağa, sanki bu işin başısın. Hançer tutan elsin. Söyle kimden aldın emri? Söyle ha. Söyle bir mezarın olsun. Yoksa köpeklere yem edeceğim seni. Sultan Murat. Emri kimden aldığımı merak ediyorsun demek. Söyleyeceğim. Ben Emri. Mazlumlardan aldım. Senin zulmüne uğrayan. Gazabından yaka silken mazlumlardan aldım. Ben muvaffak olamadım. Lakin biri çıkacak. Yeah.
İhanet! Kimden, nereden gelirse gelsin cezasız kalmaz! Eyvallah! Çalkan eyvallah, kahrımız, kılıcımız, düşmana ziyan eyvallah. Baş bir yan, sine bir yan, çalkan eyvallah, kahrımız, kılıcımız, düşmana ziyan eyvallah. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan, kulluğumuz padişaha ayan, demine devranına hu diyelim, hu. Hünkârım, elim bir hadise. Sefer esnasında düşmanla cenk etmek yerine kendini besleyen eli ısırdı gafiller. Şeyhülislam Efendi, senden bir fetva istiyorum. Hangi hususta hünkârım? Bir vakit çiftçilikle uğraşan bir Adem yaşarmış. Bir de onunla birlikte pek güvendiği, canını dahi emanet etmekten kaçınmayacağı bir kardeş yaşarmış. Bu iki kardeşin arasından su sızmazmış. Lakin bir gün bu kardeş doğru yoldan sapmış. Hıyanet bataklığına saplanmış. Düşmanıyla birlik olup çiftliğe el koymaya kalkmış. Çiftlik sahibi tedbirli olduğundan soysuzların hakkından gelmiş. Kalmışlar kardeşle baş başa. Şimdi el sual. Bu hain kardeş için şeren ne yapmak lazım gelir? Hünkârım, yoksa şehzademiz... Müsaadeniz olursa ben sualinizi düşünmek isterim. Arzu ettiğiniz üzere fetva olarak takdim ederim. Hala. Zamanı kolladık. Sen hedefimize ulaşmaya ramak kalmışken her şeyi berbat ettin. Beni suçlamadan evvel dinle. Şayet Kösem Sultan ölseydi biz de kurtulamazdık. Meğer Feryal Sultan peşimdeymiş. Dün geceki konuşmalarımızı dinlemiş. Evvela beni bir odaya kapattı. Konuşturamayınca da Lalezer Kalfa'nın önüne attı. Sen de üzerindeki töhmetten kurtulmak için Kösem Sultan'a yardım ettin. İşe yaradı, merak etme. Peki Feryal Sultan, o ne olacak? İyice başımıza bela almaya başladı.
İcabına bakacağım, merak etme. Bir ilaç vereceğim. Herkes düşük yapıp öldüğünü sanacak. Bir müddet görüşmek yok. Ne benimle ne de Sinan Paşa'yla. Tüm gözler üzerimizde olacak. Diyabet istiyorlarmış bu illete. Sultanımız rahatsızlandığında akide şekeri, şerbet, hülasa tatlı bir şeyler veriyordum ve sultanımız kendine geliyordu. Bu sefer neden böyle oldu ben de anlamadım. Niye daha evvel söylemediniz? Niye haberimiz olmadı hacı? Şehzadem, sultanımız bizzat tembih etti. Üzülmemeniz için. Atike, inan bana. O aile konuşmalarına bizzat şahit oldum. Farya, hatun validemi kurtarmak için çırpındı resmen. Öyle olsa niye yardım etsin ki? Nereden biliyorsun yardım ettiğini? Daha ne yaptığını bilmiyoruz. Hem validem daha iyileşmedi. Validem. Uyandı. Validem uyandı. Rabbim dualarımızı kabul etti. Validem. Çok şükür. Validem. Çok şükür. Günlerdir kaleyi toplarla dönüyoruz. Nice burçları yakılsa da henüz gedik açamadık. Tahkim edilmiş. Aman verme deli. Toplar susmayacak. Hünkârım. Lağımcı kullarınız da canla başla iki koldan kazıyorlar. Böyle giderse fethü zafer yakındır. Fakat emir güğüne teslim olmazsa muhasara uzar. Kış da erken bastırırsa işimiz daha da zorlaşır. İnşallah emir güne kazanamayacağı bir savaşı sürdürmekte ısrar etmez. Hazır! Ateş! Görüyorsun değil mi Abbas? Suyumuzu kestiler. Erzağımız da günden güne azalıyor. Daha ne kadar dayanırız bilmiyorum. Bir müddet daha dişimizi sıkalım. Şah Safi Hazretleri elbet yardım gönderecektir. Sen hala ondan medet mi umuyorsun? Umurunda değiliz, anla artık. Kaderimize terk etti bizi. Emirim, Sultan Murat elçi göndermiş. Huzurunuza çıkmak ister. Al içeri. Şah.
Şair Nefi. Sultan Murat elçi olarak seni mi tayin etti? Siz kendinizi yollayınca elçi kılığında hünkârımız altında kalır mı? O da bir şair yolladı ayağınızı. Hala, hala. Sen buradayken top atışlarına ara verseydi bari. Ziyan olmayasın gelip giderken. Nüktedanlığınız takdire şayan. Bilhassa ölüme giderken. Hünkârım bunu size yolladılar. Ey Tahmasp kulu Emir Güne. Ben ki yedi iklimin padişahı Sultan Murat Han. Bu sana son ihtarım. Revan Kalesi er yahut geç düşecek. O gün eli kılıç tutan herkesin başı kesilecek. Kadınlarınız, çocuklarınız esir alınacak. Fakat derhal teslim olur, merhametime sığınırsan, kahrımın kılıcı kınına tekrar girer. Şahin Evi var git, hünkârına söyle kaleyi teslim edeceğim. Direnmeyeceğim. Lakin bir şartım var. Validem, bu hatuna inanmayın. Gülbahar Sultan'ın casusu diyorum, kimse inanmıyor. Dün gece bir aile konuşurken gördüm. Gülbahar Sultan'ı ikaz etmek için bir paşaya haber yolluyordu. Kimmiş o paşa? İsmini söylemedi. Ama yüzü burada. Kendisi anlatsın. Valide Sultanım, Allah şahidim olsun, iftira bu. Anlaşılan Ayşe Sultan'dan kurtulduğu gibi benden de kurtulmaya çalışıyor sultanımız. Bir kılıf arıyordu. Gülbahar Sultan'ın yaşadığını işitince de aradığı kılıfı buldu. Sen kimsin? Ne cüretle benimle böyle konuşursun? Hale yeter. Sen de laflarına dikkat et. Bağışlayın. Nicedir sultanımız tehdit ediyordu. Ben o sebeple. Hem eğer dedikleri doğruysa. Hain sen. Neden size şifa olayım? Yakalandığını anlayınca kendini kurtarmak istedi. Olamaz mı? Sen nereden biliyorsun benim hastalığımı? Hekimler dahi çare olamazken sen nasıl şifa oldun? Büyük validem. O da aynı hastalıktan muzdaripti sultanım. Sizde de epeydir benzer emareler görüyordum. Bilhassa haşa huzurdan sürgün edildiğiniz gün. Fenalaşınca Hacı Ağa size tatlı vermişti. O gün anladım. Validem, bana inanmıyorsanız o ağayı bulun. İdris Ağa. İdris Ağa'yı tanırım sultan. Bazı vakitler Öteber'i ısmarlar. Allah'tan şahitlerim var. Sen ne yalancı, ne sahtekar bir hatunsun. Kendi gözlerimle gördüm. Yeter. Yeter, hasta hasta uğraştırmayın beni. Dairelerinize dönün. Dertler bir değil, iki değil. Bir de sana haber çıktı şimdi. Gülbahar'ı elimizden kaçırdı. Ya dedikleri doğruysa Gülbahar'ın. Ya oğlum seferden dönemezse. Allah'ım esirgesin sultanım. O meczubun söylediklerine kulak asmayın. Zannımca maksadı suyu bulandırmak. (Gülüyor)
Nihayet. Ne oldu, öğrenebildin mi? Kösem ölmüş mü? Kösem Sultan hala yaşıyor. Ah! Hasta değil miydi bu? Katli surette ölür demediler mi? Bu nasıl bir iş bilmezlik? Sana dedim. Acem ipiyle kuyuya inersek olacağı bu işte. İşin tuhafı, Sanaber Hatun'la da İdris Ağa'yla da irtibat kuramıyorum. Eğer ifşa olur da konuşurlarsa benim adımı da verirler. Allah'ım, Allah'ım, her işimiz ters gidiyor, her işimiz ters gidiyor. Kösem haber uçuracak şimdi. Beni gördüğünü yazacak oğluna. Üstelik bu sefer şahitleri de var. Kösem'in yazdıkları ordugaha ulaşırsa maazallah Bayezid'in hayatı tehlikeye girer Sinan Paşa. Dua edelim de Sultan Murad'ın icabına bakmış olsunlar. İşimizi talihe mi bırakacağız? Hayır. Ben sefer güzergahındaki her bir menzile adamlarımı koyacağım. Kösem Sultan'ın ulaklarına geçit vermeyeceğiz. Yüzü örtülü adamlar sanki biri haber vermiş gibi aniden geldi sultanım. Bu vaziyet Fahri Sultan'ın söylediklerini teyit eder gibi. Lakin hatun size şifa almış, kurtarmış. Ben de kime inanacağımı şaşırdım. Fahri Hatun'a düşman, tehdit ediyormuş. İkisinden birinin yalan söylediği aşikar. Zamanla doğru olan ortaya çıkar. Bitti mi? Bitti sultanım. Halil Paşa, bunu al. En güvendiğin ulakla ordugaha gönder. Kemankeş'e gidecek. Aman diyeyim başkasının eline geçmesin. En hızlı ve muhtemel ulağımızla gönderirim sultanım. Emir Gün'e kaleyi teslim etmeye gönüllü hünkârım. Ve fakat bir şartı var. Hadsiz melun. O kim oluyormuş da Cihan Padişahı'na şart koşuyormuş? Elçi kılığında geldiği yetmezmiş gibi şimdi de bu. Hünkârım müsaade buyur. Bizzat alayım gel. Evvela teklifini bir duyalım. Sizinle tarafsız bir alanda kılıç dövüşü yapmak istiyor hünkârım. Kaybederse revanı teslim edecekmiş. Olacak şey değil. Cürete bakın. Farz-ı muhal galip geldi. O vakit isteği nedir gafilin? Revanı onun hakim... Onun hakimiyetini bırakmanızı istiyor hünkârım. Acem'den dahi Osmanlı'dan azade müstakil bir beylik kuracakmış. Bana meydan okuyor demek, öyle mi? Hala. Madem arzusu bu. Kabul ettim. Hünkârım bağışlayın lakin bu bir tuzak. Cenk meydanında baş edemeyince bu yolla sizin canınıza kast etmek istiyorlar. Mustafa Paşa'nın hakkı var hünkârım. Düşmana nasıl idimat edersiniz? Emir'in kim olduğu belli. Niyeti belli. Düşmanlığını gizlemiyor. Ardından Acem oyunu çıksa dahi ben hesabımı bilirim. Rabbim yüze gülüp kuyu kazanlardan sakınsın. Emir'e haber verin. Ne vakit, nerede isterse gelsin. Daha fazla kan dökülmeden muhasara bitecek.
Yakalayın şunu. Aç ağzını, aç. Bırak. Ver şunu. Nereye kaçacağını sanıyorsun İdris ha? Hı? Yolun sonuna geldin. Bunca yıldır koyunumuzda yılan beslemişiz. Götürün şunu. Götürün! Yürü! Hadi Sultanım. Bu hainim haber gönderirken yakaladık. Fahri Sultan haklıymış. Oku. Fahri Sultan Senaber Hatun'la konuşmamızı işitmiş. Az kalsın ifşa alıyorduk. Gözleri üstümüzde. Bundan böyle yüz yüze görüşmemiz tehlikeli olur. Demek sen de Gülbahar'ın köpeğisin. Başka kim var? Bir paşa varmış aranızda. Kim o? Kim o? Konuş. Konuş yoksa ölmekten beter ederim seni. Yakalayın şunu!
Hünkârım, daha evvelden sual ettiğiniz husus hakkında bir fetva yazdım. Birbirine karşı muhabbet ve merhamette aile yek bir vücut gibidir. Fertleri de uzuvları. Bir uzuv hastalandığında vücut nasıl onu korumak için savaşıyorsa kul da ailesi için savaşmalı. Lakin bazı haller vardır ki orada kurtuluş yoktur. İçeri attı bir kolu kesmezsen, irin bütün vücudu sarar, çürütür, yok eder. Hıyanet de ruhun cerahatıdır. Bu sebeple cezası en çabuk verilen şer, hıyanettir, isyandır. Düşmanlarıyla birlik olup ailesine isyan eden zatın, nizam-ı alem için şer'en katli, vaciptir. Ol bapta emr-ü ferman Hazreti Veliyül Emrindir. Kur'an-ı Kerim Adem oğluna yol gösteren bir haritadır hünkârım. Bu sebeple Allah her kuluna seçme kabiliyeti ihsan etmiştir. Hangi yoldan gideceğine kul karar verir. Bebeğim, iyiyim. Merak etmeyin sultanım. Her şey yolunda. Bebek gayet iyi maşallah. Şükürler olsun sultanım. Korkmayın artık, geçti. Geçmiş olsun. Farya da bebeği de iyi validem. Yalnız Tanaber Hatun nasıl böyle bir şey yapar aklım almıyor. Hatun casus Atike. Ben söyledim. Ama hiçbiriniz bana inanmadınız. Bilhassa siz validem. O yılanı hünkârımızın koynuna bile soktunuz. Farya. Belli ki hala hadisenin tesiri altındasın. O hatun beni bu gece öldürmeye çalıştı Atike. Kim bilir daha neler neler yaptı. Validem, kim bilir? Belki sizi hasta eden de odur. Seninle konuştuktan sonra içime bir kurt düştü. İdris Ağa'yı takip ettirdim. Suçüstü yakaladık. Evet, haklıymışsın. Hatun casusmuş. Nihayet. Paşanın kim olduğunu öğrenebildiniz mi? Yok, sorgu sual ederken canına kıydı.
Sana haber de öldü. Gülbahar'ı yakalamak için elimizde hiçbir şey kalmadı. Sultan Murat. Ne vakit görsem başka suretle karşıma çıkıyorsun. Geçen sefer elçiydin, şimdi şahzadesin. Söyle, hangisi sensin? Suretler insanı yanıltır. Mühim olan kişinin özüdür. Onu da ancak sizin gibi mahir bir göz görebilir. Bir güvercin kartala meydan okuyorsa bunun ne kadar cesaret, ne kadar siyaset, ne kadar gaflet düşünmek gerek. İnşallah bu yiğidin ardında bir hilekar yoktur. Ben sadece kaderine terk edilmiş askerlerimi ve onun çocuklarını, kadınlarını korumak için buradayım. Şerefimle ölmeye geldim. Yahut öldürmeye. Hileğin de dilin kadar kuvvetliyse ne âlâ. Şimdi biz susacağız. Kılıçlarımız konuşacak. Sultan Murat, Allah şahidim olsun ki benim böyle bir hıyanetle alakam yok. Zinhar böyle bir emir vermedim. Hünkârım, inanmayın bu haine. Alenen size tuzak kurmuşlar. Af değil. Canımı almanızı dilerim. Ben bu cengi kaybettim. Ve söz verdiğim üzere Revan Kalesi sizindir. Canım da öyle. Eğer mağlup olursam kapıları açın. Sultan Murat'a şehrin anahtarını teslim edin. Zinhar kan dökülmeyecek. Thank you.
Halkaya. İnandım. Kabul ettim. Senin gibi cesur, yiğit, şerefli bir serdarı karşımda değil yanımda görmek isterim. Mazini, hanedanlığı unut. Bundan böyle şahının değil, benim kulumsun. Şehzadem. Hünkârım sizi beklerler. Hayrolsun Hüseyin Paşa'm. Malumatım yok şehzadem. Beni çağırmışsınız. Bir yere mi gidiyoruz? Biz değil Bayezid. Sen gidiyorsun. Payitahta döneceksin. Bu hususi mektubu da Valide Kösem Sultan'a ileteceksin. Emredersiniz hünkârım. Kemankeş Ağa da sana refakat edecek. Biz de Allah'ın izniyle Tebriz'e yürüyeceğiz. Yanınızda kalıp Tebriz zaferinize de şahit olmak isterdim. İnşallah Rabbim Bağdat'a birlikte girmeyi nasip eyler. İnşallah kardeşim. Thank you.
Şehzade Bey. Ey ahali! Padişahımız Sultan Murat Han! Müslümanlara şart ve farz olan cihat ve gaza farzını eda etmiştir. Revan yeniden Osmanlı mülküdür. Padişahımız ordusunun başında Tebriz'e yürümektedir. Padişahım çok yaşa! 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 Şehzadem gitmemiz gerek. Ben Sultan Murat'ın ölüm haberini beklerken zafer haberini alıyorum. Ferhat Ağa işleri yüzüne gözüne bulaştırmış belli ki. Madem sefer nihayet bulmadı, Şehzadem neden payitahta döndü o zaman? İçimde kötü bir his var Yakup Ağa. Sultan Murat bir şeylerden şüphelenmiş olmasın? Sanmam Sultan. Öyle olsa Şehzademizi payitahta yollamazdı. Ayare nigah etmediğin naz sanırdım. Çok lütf imiş ol aşkına ben az sanırdım. Seyir eylemesem aynede aksi cemalin, hüsn ile sen meh gibi mümtaz sanırdım. Ne vakit dinlesem mest oluyorum. Fevkalade bir eser. Gazelde Nefi'nin üstüne yoktur. Hakkınızda çok şey işittim. Belli ki çoğu yalan. Şiire, musikiye verdiğiniz kıymet malumum. İyi bir şair olduğunuz da. Münasip bir vakitte sizin de ruhunuzun kelamını duymak isterim. Ne konuşuyorlar ardımdan? Zalim olduğumu söylüyorlar. Hiçbir yergiye müsamahanız olmadığını. Oysa ki siyah mı kazada devlet erkanına sarf ettiği ağır sözlere rağmen Nefi'ye gösterdiğiniz hürmeti görünce yalan olduğunu anladım. Nefi? Ver bakalım siyah mı kazayı. Bakalım kimleri hicvetmişsin. Ben dilim döndüğünce doğru bildiğimi yazdım. Ne güne kaldı medet devlet-i âli Osman? Hey yazık, hey ne musibet. Bu ne madem, a köpek. Sen kadar düşmeni devlet mi olur? Ah hınzır. Ne turur saltanatın sahibi? Bilsem a köpek. Gökten nazire indi siham-ı kazasına. Nefi diliyle uğradı hakkın belasına. Kim bu hicvettiğin a köpek? Ben miyim? Haşa hünkârım. Sümme haşa. Kimin haddine ben bu hicviyeyi? Merhum Abaza Mehmet Paşa'ya yazdım.
ahaliye çektirdiği ızdıraplardan mütevellitti. O hicvettiğin zat benim veziri Salim. Ben bu hakareti divanıma yapılmış adledir. Bundan böyle sana hicvi yasaklıyorum Nefi. Aman hünkârım etmeyin. Ben ne kaleme tutan elime mani olabilirim, ne de hicvin döküldüğü dilime. Olacaksın Nefi. Yoksa o elini de dilini de keserim. Şehzade Bayezid Hazretleri, erken döndüğünüzü haber alınca hayli endişelendik. Kötü bir vaziyet yoktur inşallah. Aksine, payitahtın yıllardır hasret kaldığı bir müjdeyle döndük. Revan düştü. Dört bir anda ilan edilsin. Emredersiniz şehzadem. Hünkârımızın muvaffak olacağından zerre şüphem yoktu. Bu zafer gücüne güç katacak. Öyle. Hünkar abim Kösem Sultan'a da bir mektup gönderdi. Eski saraya gitmemi icap ediyor. Kösem Sultanımız buradalar şehzadem. Hünkarımızın sefere çıkmasının akabinde sarayı Hümayun'a döndüler. Ya Gülbahar'ın söyledikleri doğruysa? Ya Bayezid oğlumun ölüm haberini getiriyorsa? Allah korusun sultanım. Gel. Valide sultanım. Bayezid, kemankeş. Oğlum niye gelmedi? Başına bir şey mi geldi yoksa? Telaşlanmayın sultanım. Hünkârımız afiyette. İlk seferlerinde muazzam bir zafer kazandılar. Revan yeniden Osmanlı mülkü oldu. Hünkar abim Tebriz üzerine yola çıktı. Benim sefayı tahta dönmemi buyurdular. Bu mektubu size gönderdiler sultan. Tabii sizin sarayda olduğunuzdan haberleri yok. Ya ne yapacaktım? Hünkar oğlumun yokluğunda meydanı boş mu bırakacaktım? Malum. Dışarıda hainler kol geziyor. Hakikat perdesi Allah'ın ezeli hükmünden başka bir şey değildir. Perde aralanınca gördüm ki benim bu cihandaki hakikatim sevdiklerimin, ailemin ihanetiyle sınanmak. Haklıymışsın Valide. Kardeşim Şehzade Bayezid iktidar sevdasına düşmüş. Tahtıma göz koymuş. Öyle ki bu uğurda düşmanlarımla ittifak etti. Canıma kastetti. Şeyhülislam'dan aldığım fetva ve bu ferman üzere hanedanına, devletine, ailesine ihanet eden kardeşimin nizam-ı alem için katledilmesi münasiptir. Sultanım. Hünkar oğlumun kazandığı zafer şerefine payitahtta bir şenlik tertip edilmesini istemiş. Ben alakadar olacağım. O
Uzun yoldan geldin. Yorulmuşsundur. Dairene dön, dinlen biraz. Bayezid, rüzgarın çabuk dinmiş. Erken dönmüşsün seferden, yalnız. Ne oldu, sefer şartları ağır mı geldi? Yokluğumda hiçbir şey değişmemiş anlaşılan. Çok şey değişti. Mesela herkes senin ne kadar yalancı olduğunu görmüş oldu. Sonra validen Gülbahar Sultan ortaya çıktı. Yok. Son anda elimizden kaçtı. Ama er ya da geç bulunacak. Validem hünkârımıza her şeyi anlatan bir mektup yazdı. Artık o da senin ne oyunlar çevirdiğini öğrenecek. Yani bitti Bayezid. Senin de sonun geldi. Validenin de. İbrahim. Kardeşlerim arasında en çok seni severdim. Ne Murat abime, ne Kasım'a benzerdin. Merhametliydin. Sevgi dolu bir kalbin vardı. Yazık. Zerresi bile kalmamış. Sultanım afiyette misiniz? Sultanım, Şehzade Bayezid'in bu kadar ileri gideceğini tahayyül edemezdim. Hünkârımız adeta yıkıldı. Gülbahar doğru söylemiş meğer. Oğlun seferden dönemeyecek demişti. Gördünüz mü onu? Sana gönderdiğim mektubu almadın mı? Orada vaziyeti anlatmıştım. Sultanım, ben erken döndüğüm için mektubu almadım. Ne? İnşallah hünkâr oğlumun eline geçmemiştir. Eğer ona bir şey olmuşsa Kasım'ı tahta çıkaracağımı yazmıştı. Telaş etmeyin sultanım. Ağalar beni bulamayınca gitmişlerdir. İnşallah. Korktum, başıma geldi. Açılmaz sandığım azap kapısı açıldı. Yıllar evvel zifiri karanlık bir gecede bir ferman yazdım. Bu kubbe altında hiçbir şehzade ölmesin istedim. Hiçbir ana evladının ardından ağlamasın istedim. Sandım ki bu ateşi söndürmeye nefesim yeter. Yetmedi. Sultanım, siz şehzademiz için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Şehirde şenlikler başlasın.
akşam ahali neşe içinde. Biz ise yas içinde olacağız. Şehzadem, neler oluyor? Sultan Murat nasıl hayatta kaldı? Belli ki bir şeylerden şüphelendi Sinan Paşa. Tuzak kurmuş. Yerine dilsiz bir ağa koymuş. Ferhat abi ortası idam edildi. Sizden şüphe ettiler mi peki? Bilmiyorum Sinan Paşa. Lakin hali bir tuhaftı. Ancak şüphe etse çoktan almaz mıydı canımı? Orası öyle. Öyle de. Burada da işler karışıkmış. Kösem Sultan az kalsın yakalıyormuş valide mi? Son anda kurtardık. Sanaber Hatun ve İdris Ağa ifşa oldu. Allah'tan konuşmamışlar. Ancak Kösem Sultan validenizi bizzat gördü. Sultan Murad'ın öğrenmesi de an meselesi. Şehzadem, bu işin sonu kötü. Geç olmadan validenizle birlikte payitahttan ayrılmanız gerek. Nereye gideceğim Sinan Paşa? Ben bir Osmanlı şehzadesiyim. Böylece ortadan kaybolamam. Hem beni bulamazlar mı sanıyorsun? Sultan Murad'ın kudretinin erişemediği yerler de var. Ne demek bu? Şah Safi, Sultan Murad'a karşı olan savaşınızda en başından beri size destek veriyor. Yeniden gücünüz toplayana kadar sizi memnuniyetle ağırlayacaktır. Acem Şah, öyle mi? Gemiyi hazır edeceğim. Bu gece yatsı ezanından sonra limana gelin. Kırım üzerinden Acem diyarına geçeceksiniz. Siz benim arkamdan ne işler çevirdiniz Sinan Paşa? Ha? Siz kimsiniz de benim adıma düşmanımla ittifak kuruyorsunuz? Kösem Sultan'a ve Sultan Murad'a karşı savaş açıyorsanız arkanızda büyük bir kudret olması gerek şehzadem. Hem geçici bir vaziyet. Benden bir korkak gibi kaçıp düşmanıma sığınmamı mı bekliyorsun? Kaçmak değil bu. Geri çekileceksiniz sadece. Gücümüzü toplar toplamaz döneceksiniz zaten. Hakkınız olan taht için döneceksiniz. Şehzadem, hislerime kulak verin. Sultan Murat bence çoktan ölüm fermanınızı verdi. Ne pahasına olursa olsun bu gece saraydan çıkmak zorundasınız. Çenem kırıldı. Kırılsın kerata. Yapma birader, boğacaksın beni. Deme kerata. Öldüm bayılır. Keratayı kaçırdım. Ama galiba ben de potumlara kaçırdım. Bekri Mustafa, demek sensin. Nedir o elindeki? Bu sudur, subaşım. Su. Ver bakalım. Su muymuş? Hele bir anlayalım. Şarap bu. Utanmadan bir de yalan söylüyorsun. Ne zaman vazgeçeceksin? Mey mi tatlı, canın mı tatlı? Şimdi sabah uyanıyorum. Can tatlı. Akşam oluyor. Mey tatlı. Bırakın. Fetih şenlikleri sebebiyle müsamaha gösterilecek bu gece. Sen de dönün. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin.
Bayezid artık yolun sonuna gelmiş. Validesi Gülbahar Sultan hayatta olduğu ortaya çıkınca. Bu defa hünkâr abim affetmezmiş onu. Kıyarmış. Kasım'ın söyledikleri doğru mu validem? Bayezid abim yanlış işler yaptı, kabul. Alenen yalan söyledi. Validesini korumak uğruna hatalar yaptı. Fakat ne olursa olsun o bizim kardeşimiz. Abimiz. Bayezid yaptıklarının cezasını çekecek elbet. Buna ne sen ne de ben mani olabiliriz. Olursunuz validem. Kardeşlerim de ben de sizin kudretiniz sayesinde hayatta kaldık. Vaktiyle kardeş katlini ortadan kaldırdığınız için. Şimdi eğer Bayezid'i korumazsanız yarın sıra Kasım'a gelir. Ve bana. Bunu istemezsiniz öyle değil mi? Yüze gülüp kuyu kazanlardan sakınsın. Sultan Murat bence çoktan ölüm fermanınızı verdi. Ne pahasına olursa olsun bu gece saraydan çıkmak zorundasınız. Şehzadem. Beni Sinan Paşa yolladı. Sizi saraydan ben çıkaracağım. Nasıl çıkacağız peki? Mutfaktan dışarı açılan bir kapı var. Yemek artıkları için. Sizi oradan çıkaracağım. Zaten herkes şenlikte. Kimse yokluğunuzu fark etmez. Orada size başka bir ağa refakat edecek. Top kapısından saray burnuna çıkaracak. Ve bir sandala bindirecek. Lakin acele etmemiz lazım şehzadem. Vaktimiz az. Hazırsanız çıkalım. Haberler iyi değil sultanım. Sultan Murat kendisine kurulan tuzağı fark etmiş. Ferhat abi adamları idam edilmiş. Allah kahretsin. Beceriksizler. Sultan Murat Emre Bayezid'in verdiğini bilmiyor ama değil mi? Hani bilse göndermezdi zaten. Emin değilim sultanım. Ama burnuma kötü kokular geliyor. Bana kalırsa şehzademiz bugün değilse bile yarın. Allah'ım evladımı sen koy. Sinan. Şehzademi çıkar o saraydan. Lütfen. Ne olur bir an evvel çıkar kurtar onu. Merak buyurmayın sultanım. Ben her şeyi ayarladım. Bu gece yarısı payitahttan gidiyoruz. Acem Şah'ına sığınacağız. Şehzademizle de konuştum zaten. Dedi peki. Gelecek değil mi, kabul etti. Etmek zorundalar. Tek çıkış yolumuz bu. Allah'ım sen koru. Sultanım. Sultanım ne oldu?
Galiba doğuruyorum. Ağlar. Ağlar, ev kadını çağırın. Hadi çabuk. Tamam. Yatsın. Sakin olun sultanım. Nefes alıp verin. Sakin olun. Sakin olun. Tamam. Malumunuz üzere. Şah Safi ile kardeş çocuklarıyız. Hem Şah'ım hem dostum sayardım. Fakat bu ihaneti kalbimi yaraladı. Bu ilk değil üstelik. Ademoğlu ne vakit ihanete uğrasa bir daha kanmam der. Lakin mevzu bahis sevdikleri olunca hislerine yenik düşer. Her defasında yeniden kanar. Biz hislerimize yeniliyoruz. Onlarsa hırslarına yeniliyor. Hırs keskin bir kılıç gibidir. Elinde kılıç varsa her yeri kesmek istersin. Hünkârım, size arz etmem gereken mühim bir husus var. Müsaadenizle. Söyle Mustafa. Hünkârım. Ona bu kadar yakın olmanız, güvenmeniz doğru mu? Nihayetinde o Safevi hanedanına mensup bir şahzade. Ona güvendiğimi nereden çıkardın? Kardeşim dahi bana ihanet etmişken. Sen neden geldin? Payitahttan haber geldi. Kösem Sultanımız göndermiş. Lakin size değil. Kime? Kemankeş'e yazılmış. Mühim bir malumattır diye ulağın elinden zorla aldım. Sinan, şehzadem hala niye gelmedi? Bir aksilik çıkmamıştır inşallah. Gönlünüzü ferah tutun sultanım. Ağalar şehzademizi sağ salim buraya getirecek. İşte geliyor. Bayezid nerede? Yakup, şehzademiz nerede? Niye gelmedi? Bekledim paşam. Ağa yalnız geldi. Sultanım, elimden geleni yaptım. Lakin gelmediler. Ve bunu size vermemi istediler. Kemankeş Ağa. Gülbahar Sultan'ı yakaladık. Ancak Cizvit tarikatı sayesinde elimizden kurtuldu. Kaçmadan evvel hünkâr oğlumun seferden dönemeyeceğini söyledi. Eğer bu doğruysa, Şehzade Bayezid'in niyeti orduyla birlikte payitahta yürümektir. Zinhar o haine geçit verme. Şayet emri hak vuku bulduysa, taht, haini devlet Bayezid'in değil, Şehzade Kasım'ın hakkıdır. Hünkârım, kötü bir haber mi? Gülbahar Sultan yaşıyor mu? Validen beni çoktan öldürmüş Mustafa. Tahtıma namzet dayı bulmuş. Hünkârım,
Valide Sultanımızın mektubu Kemankeş'e göndermesi pek bir manidar. Çağırır mısınız? Hünkar abinin hakkında bir hüküm vermiş. Halinizden anlamıştım bir tuhaflık olduğunu. İçime doğmuş demek. İdamımı hükmettiler, öyle değil mi? Size getirdiğim mektup. İdam fermanımı kendi ellerimle getirdim. Elimden geleni yaptım Bayezid. Senin için canımı siper ettim. Kimse bilmiyorsa Rabbim şahit. Fakat sen çok büyük bir kabahat işledin. Hünkar abinin, oğlumun canına kastettin sen. Sen ne vakit bu hale geldin? Validen hepimize düşman etti seni. Bizi boş ver. Sen kendine nasıl reva gördün bunu? Bu ihanet çok büyük. Zinhar affı yok. Kendi evlatlarınız için de söyler miydiniz bunu? Kasım. Yahut İbrahim için gelseydi bu ferman. Razı gelir miydiniz? İnşallah dualarınız kabul olur. Fakat siz de, ben de çok iyi biliyoruz ki hepimizin akıbeti aynı. Sizden son bir isteğim var. Validem, ona dokunmayın. Zaten ben öldükten sonra gücü kalmayacak. Bırakın yaşasın. Yaşamasına izin verin. Son arzum bu. Thank you.
Kemalkeş ne oluyor burada? Celatların ne işi var burada? Bayez için mi geldiler? Şehzadem. Burada ne arıyorsunuz? Odanıza dönün. Hayır, buna izin vermeyeceğim. Açın kapıları. Kemalkeş söyle açsınlar kapıları. İçeri gireceğim Kemalkeş. Şehzadem! Hünkârımızın emridir. Elimden bir şey gelmez. Çekil! Çekil! İbrahim, hüküm verilmiş. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Şey yapın. Ne olur. Bayez'de bir şey yapın. Kıymasınlar. Bayez'de kıymasınlar. Validem. Oğlum dur. Şehzadem. Söyledim. Allah'ın sağlık için bir şey yapın. Lütfen yalvarırım. Bayez'de kıymasınlar. Validem lütfen. Şehzadem. Durdurun. Şehzadem. Şehzadem. Bırak beni. Bırak. 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 Saray-ı Hümayun'un kubbesi altında, hanedanı Ali Osman'a mensup, nice şehzade Bayezid yaşamıştır. Hepsinin bir hikayesi olmuştur muhakkak. Lakin Vakanüvislerin yazdıklarından, lalalarımın anlattıklarından birinin hikayesini iyi bilirim. Acemlere sığınmak zorunda kalıp, türlü pazarlıklara mevzu bahis olan ve en nihayetinde evlatlarıyla beraber can veren, haini devlet diye anılan Sultan Süleymanoğlu Şehzade Bayezid'in hikayesidir bu. Bilmenizi isterim ki validem, ben acemlere sığınarak onunla aynı kaderi paylaşmayacağım. Sultan Murad'ın hükmü neyse ona razı geleceğim. Düşman toprağında yaşamaktansa kendi evimde, kendi sarayımda ölmeyi yeğlerim. Biliyorum tek arzumuz hayatta kalmamdı. Pes etmemem, savaşmam. Fakat ben öyle bir zalim devrana doğmuşum ki, gücüm yetmedi validem. Onlar kadar zalim olamadım zira. Olmam da mümkün değil. Varsın benim hikayemde böyle nihayet bulsun. Beyazıt. Beyazıt gel buraya. Yakalayabilirsen yakala. Bu kılıç artık benim. Beyazıt hadi kalk oyun oynayalım. Beyazıt hadi kalk. Beyazıt hadi kalk oyun oynayalım hadi. Kandırdım. Nasıl kandırdım seni Murat? Öldüğünü sandım. Bir daha sakın böyle bir şey yapma.
Kimsin sen Hatun, uzaklaş. Çekil önümden. Hatun yolu mu? Ve oğlumu göreceğim. Bayezid! Gülbahar Sultan'ım ben. Kösem Sultan'a söyleyin. Bıraksın oğlumu. Kösem Sultan'a söyleyin. Beni alsın oğlumu bıraksın. Her can bedenden. Bırak Bayezid. Bir liman,
Vakit geç olmadan her ömür yorulaşır bir gün. Seta sonsuza karışır bir gün, her kalan yokluğa alışır bir gün, her nehir ummana dökülür bir gün, her saray çürüyüp yıkılır bir gün, çekilir denizler, kaybolur izler. Kapanmış gözler.